Evet. Hocam sonrasında kadroyla alakalı Crespo'yu da bir gözler aramadı değil hocam. Ben daha net aradım. Valencia'yı aradım ona bakarsan. Bu arada ligin gol kralı hala 2 maçtır olmamasına rağmen hala gol kralı. Evet. Valencia'sız geçen maçlarda çok kötüydü Fenerbahçe. Pozisyon zorladı ama şu an Valencia yokken yani Fener maçında yine olmadan bu maç Trabzon maçı galiba. Pardon. Hocam. Evet. Dilimiz sürçtü. Etkiliydi ikinci. Etkiliydi. Ben de yani Joshua King mesela normalde burada değil de bu tarafta oynayan. Yani işte burada oynadı ama buraya aldığında da iyi bir santrafor özelliği olan kafa vuruşlarıyla. Kafa vuruşu da çok güzeldi yani direkten. Güzel bir vuruştu. Onu bir yıkardı bunun. Bu da işte şansa bala. Şansa bala demeyelim hocam. Biz şu an Fener farkındayız. Lütfen. Yıkardı. Bir de Joshua King vurur. Şimdi sen bunu böyle ben keseceğimi düşünerek mi bu açıklamayı tekrardan yaptın? Tabii ki de. Kesmedim mesela. Ulan bunu kes. İkisinden birini keseceksin. Sen biliyorsun. Sonrasında hocam ben başka söylemek istediğim. Hocam seni yormayalım. Bak sesim yine bir şey yaptı. Evet. Ben şuradan bir devam etmek istiyorum. Yani biraz Fener'in farklı olaylarına da bakalım. Ne gibi olaylar hocam? Yani böyle arka odalara girdik bir farklı olaylar. Mesela şöyle bakalım. 12 tane korner kullanmış. Aynen. Kornerin kaçı isabetli olmuş? Bir kornerden gol var. Evet hocam. Yani, hocam şunu demek istiyorum. Kornerleri nasıl kullanıyor? Duran toplarda Fenerbahçe çalışıyor mu? Fenerbahçe'de bu arada duran toplarla alakalı bir çalışmaları da gördüm şahsen. Tamam ben de onu sana söylüyorum. Şahsen gördüm. Galatasaray'da olan duran top girişiminden bahsettik. Fenerbahçe'den de böyle bir çalışma, olmaz. Bir çalışma olduğunu ben şahsen gördüm. Hatay'da da ama bir duran topta sıkıntısı olduğunu da gördüm hocam. Hatay mesela Palette niye soktu? Palette mi? Hocam. Palette mi? Simon Palette diyorsun. Simon Palette niye 78'de soktu? Mesela yine gereği vardı. Beşledi mi arka tarafı? Yani çok da anlamadım. Bir Adekupi'yi aldı oyundan sarı kartı vardı diye. O da gerçekten rakip için gayet iyi bir oyunu vardı. Sarı kartlı. Baktığımızda Hatayspor yani kontra ataktan zorladı. Yapamadı. Yapamayınca da 4-0'la sonuçlandı maç. Bunu diyebilirim. Başka bir şey çıkmıyor. Ya, tamam bu maçtan konuşacağımız başka bir şey varsa hocam buyur. Ben sonra... Yani hocam Fener'in... Jorge Jesus bir takıma bir sinyal yakmış. Bir kendinize gelin demiş. 4-0'la da bir döndü takım. Ben şahsen bu maçın bir ateşleme olacağını düşünüyorum Fenerbahçe açısından. Şimdi Ankara Gücü maçı da var. Antalya çok özür diliyorum. Hocam düzeltti. Antalya maçı da var. Hatta Antalya maçı Fener ateşleme maçı olabilir. Çünkü çok basit geçti bu maç ya. Hani Fenerbahçe zorlanmadı. Katılıyorum. Hani ikinci vitesi devam etti. Aynen öyle. Şuradan anlayabiliriz. Jesus hocam sakız çiğniyordu. Hocam yani sen şimdi hocam Jesus hocanın sakızı seni... Hayır. Ama şuradan ben Fener'in zorlandığını artık nerede anlıyorum? Nerede? Fener zorlandığı zaman sakız çiğnemiyor bazen. Öyle midir? Fatih'lerim de öyledir mesela. Galatasaray iyi oynadığında hocam güler, kameralar i̇şte öyledir. Her hocanın vardır bu. Yanlış ama yanlış tarafı çekiyorsun. Yok hocam. Yani gözlemlediklerimizden başka bir şey söylemek ister misin bu maç hakkında? Hocam yani Fenerbahçe'yi tebrik ederiz. Gayet net bir skorla evinde taraftarını mutlu etti. Şimdi önünde Antalya Spor maçı var. Fenerbahçe yani yine hala şampiyonluk favorisidir. Diyeceklerimiz bu kadar. Tekrardan tebrik ediyoruz. Tebrik ediyorum ben de Fenerbahçe'yi. Güzel bulumdan dolayı. Yılbaşından sonra Antalya Fenerbahçe. Aynen öyle. 3 Ocak 2023 saat 8. Evet. Corendon Airlines. Evet. Airlines mi dedik hocam? Airlines diyelim öyle olsun hocam. Park. Yani Antalya'da ev sahipliği bir maç olacak. Evet. Antalya 2 maç üst üste kaybetti. Aynen. Üçüncü maçta gelir. Üçüncü maç gelir diyorsun. O da gelir. Ama kolay maç olacağını düşünmüyorum çünkü Antalya daha bir seviye olarak bir buçuk tık üstte diyebiliriz Hatay'da. Yani hocam ben Antalya çok fazla şu an bu sezon beğenmiyorum. Gerçekten beğenmiyorum. Hacı Rahit'in açılış maçı olabilir mi hocam? Yani hocam inşallah olmaz. Tekrardan söyleriz ama Hacı Rahit Dünya Kupası'nı iyi geçirdi. Antalya Spor'un kadrosunda bir Dünya Kupası'nda oynuyor. Hacı Rahit vardı. Evet. İyi bir Dünya Kupası geçirdi. Bazı Avrupa kulüplerinin radarına girmişti olabilir. Antalyaspor baktığımızda Nuri Şahin'le beraber ilk yani bundan yani Nuri Şahin geldiğinde iyi bir ivme yakaladı. Ama şu anlık durumları çok iyi değil ama büyük takımlara da bir çelme takabilme ihtimali olan da bir şeydi var Antalyaspor. Ama ben bu maç için Fenerbahçe'nin yine kazanacağını düşünüyorum şahsen. Çünkü Antalya'nın gücü yetmeyebilir diyorum Fenerbahçe'ye. Ama inşallah tabii güzel bol gollü. Biz Fenerbahçe parasında olduğumuz için bol gollü. Biz futbol sever insanlar. Aynen öyle. Objektif, bir de içeriğimiz objektif olduğu için. Bu bol gollü bu ama Fener'in de kazanacağını düşünüyorum. Düşünüyorsun. Fenerbahçe'nin bir 7-8 günlük bir arası olacak şimdi. Aynen öyle. Antalya daha maç oynamadan oynayacak. Valencia'da dönecek. Valencia'da dönecek.
oynar mı oynamaz mı ona Jesus hoca kararı verir. Ben Antalya maçının çok zor geçeceğini düşünüyorum. Sen Giresun maçı için de bunu söylemiştin. Söyleriz hocam. Yani temennimiz güzel formasında yine her zaman. Aynen öyle. Ama şimdi Antalya cephesinden bakarsak olaya, Nuri Şahin hocamız son 5 maç bir galibiyet 4 mağlubiyet hocam. Arıza var orada. Hocam burası da yanlış anlamasın Antalya Spor. Koca hocam. Antalya Spor yani Süper Lig'in gediklisidir. Yani burada bir mağlubiyetle daha Nuri Şahin'in ne kadar Türk sporunu Nuri Şahin sever. Tabii sever. Ama bir artık çalkalan hoca. Ya bir şey yaparlar. Hani şu dokunuşlar falan başlayabilir. Yani geçen sene çok güzel bir 18 maçlık bir periyot evet. Nuri Şahin'le. Ama bu sene başladı. Galatasaray maçıyla itibaren Antalya Spor yok. Aynen öyle katılıyorum. Güzel şeyler konuşuyordu. Yok 5 dil birden konuşuyordu. Evet. Hocam burası İngilizce kursu değil. Burası futbol sahnesi. Yani o dil işleri çok kaliteli işler. Kaliteli işler ama Türkiye'de yani çok dili çok iyi. Ne bileyim böyle güzel futbol oynatıyor. Hani ayağa pas futbolu. Yani o tarz işler Türkiye'de olacak işler hani değil fazlası. Diyeceğim yani Nuri hocam senin biraz farklı bir bakış açısıyla oynatman gerektiğini düşünüyorum. Yani şunu söyleyeceğim lafını kesiyorum. Bir futbol mentalitesi koymaya çalışıyor ortaya. Aynen öyle. Ama şu an bundan vazgeçip bir Anadolu kulübü ne dönmesi lazım. Evet. Şahsi düşüncem. Hele şu Fenerbahçe maçında artık yani kalitesini, yanındakilerine bilgi mi geldi hocam? Yok gelmedi ya kaşındı. Yani bizde meşhurdur kulak. Yok hocam. Bir ufak kaşındı. Hocam ben şöyle söyleyeyim. Antalya Ersun Yanal dönemi hatırlarsın. Evet. 6-3-1 gibi yani defansif bir futbolda oynuyorlar. Kazanıyorlardı. Ve puan alıyorlardı, kazanıyorlardı. 1-0 sıkıcı bir futbol oynuyor olabilirler ancak skora yönelik oynuyorlardı. Baktığımız zaman Anadolu kulüplerinde bu mantalitenin doğru olduğunu ben düşünüyorum. Nuri Şahin'de ama hani büyük takımı oynatıyormuş gibi, yani yanlış anlaşılmasın yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor oynatıyormuş gibi mantalitele çıkınca bununla Farioli de dahil ama diğerlerini saymıyorum. Böyle ayağa pasta çıkalım veya kontrollü futbol. Hocam en sevmediğim kelimedir. Kontrollü futboldan nefret ederim. Hocam kontrol nedir? Bizi bir açar mısın? Hocam kontrollü futbol nedir? Hemen açayım. Yemiyorsak atama yani böyle bir puana gidelim. Atarsak 1-0. Ben kontrollü futbolu çok fazla sevmem. Evet. Baktığımızda Anadolu takımı ya kapanır. Ya kapanır hocam. Ya kapanır ya da açık oynar. Ya fark verilir ya sürpriz yapar. Yani Anadolu kulüpleri genellikle böyledir ama Anadolu kulüplerinde şu an bir yeni nesil bir futbol. Bir hocam bunu Romanyalı hocamız Şumudika mı? Şumudika getirdi diyebilir miyim? Çünkü Gaziantep'te çok değişik futbol oynatıyordu. Hocam şimdi şöyle geleyim. Bu işi Türkiye'ye ilk getiren kimdir? Hemen söylüyorum. Gözlerin duygulanacaksın şey olabilir. Igor Tudor'dur hocam. Hocam Karabük'te hiç kimsenin yapamayacağı türde baskılı. Hele Galatasaray'la içeride seyircisiz 1-0'lık Galatasaray'ın yendiği bir maç hatırlıyorum. Hani Galatasaray 1-0 yendi ama Karabük'ün hakkıydı şahsen. Evet, yani Igor Tudor'la başlayan bu Anadolu takımlarında mücadeleci, baskılı futbolu şu anki Türk antrenörlerimiz daha bir böyle bir Guardiola haline getirmeye çalışıyorlar. Bakalım ya ben Çağdaş Hoca'yı şu an onlardan biraz ayrı tutuyorum. Çünkü ne transfer yapabiliyor şimdi oraya girmeyelim ama. Evet hocam o Kayseri maçının konusu olsun. Aynen öyle. Güzel bir Fenerbahçe, Antalya, Hatay karışık bir güzel bir yorumlama. Türk hocalarının ilerlediği yön. Tabii. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Şu an bize hiçbir Fenerbahçeli siz taraflısınız enter. Sizin yapacağınız yorumun enter demeyeceğini düşünüyorum hocam. Demeyeyim hocam. Gayet düzgün. Şimdi biz burada. Belki Galatasaraylı olabiliriz. Hocam biz burada. Biz burada futbolun doğrularını, kendi doğrularımızı konuşmaya aynen çalıştık. Öyle, aynen öyle. 16. haftanın ilk... Hocam manşetimi sormadım. Ben hocam, burada manşet vermek için... Manşeti söyledin diye ben soruyorum. Hocam ben senin de manşetini merak ediyorum. Benim manşetim çok biliyorsun benim manşetlerim biraz... Biraz arızalıdır evet. Ben burada onu yapmayacağım. Senin manşetini alalım hemen. Fenerbahçe hayata döndü. Güzel. 4 gollü. 4 gollü. Senin nedir hocam? Fenerbahçe hayat öpücüğü diyeyim. Hayat öpücüğü ya. Hayat öpücüğü diyeyim ve son yorumlarını Fenerbahçe'nin geleceği. Hocam geleceğine girelim. Yani geleceği derken Antalya ve Galatasaray maçı bu maç kısa bir yorumunu alıp kapatalım. Fenerbahçe'nin kolay bir galibiyet aldığını ve taraftarını tekrardan söylediğim gibi güzel oyunla mutlu ettiğini düşünüyorum. Derbiye kadar da kayıpsız geleceğini düşünüyorum. Derbide ne olur ne olur bilinmez. 3 ihtimalli maçtır. Sürprizdir. Sürprizdir. Ne olacağı belli olmaz ama
Fenerbahçe'yi bugün beğendim. Tebrik ediyorum bütün Fenerbahçe taraftarlarını diyerek topu sana atayım. Ben de birkaç kelimeyle süsleyeyim senin söylediklerini. Fenerbahçe 15 haftada oynadı topu, oynadı. Hatay'ın yapabileceğini yaptı. Bundan sonra Antalya Spor maçı yine ilk 45 dakika Trabzon maçı gibi zor geçeceğini düşünüyorum. Derbiye girince derbiyi Alpo hocamla hep beraber oluruz, konuşuruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hocam bölmeden derbiye özel bir sürpriz takip etsin. Onu ayrı Instagram'da gelecek bir sürprizimiz olacak. Instagram burada. RMN Spor, TikTok, Twitter takip edelim. Oraya da güzel reels'lar, eğlenceli paylaşımlar gelecek. Böldüm hocam. Girmem lazım sürprizimizin olduğunu şimdiden bir söyleyelim istedim. Biliyorsun galiba bu sürprizimizi. Hocam yine tutuşuyorum. Yani hocam bu sürprizi çıldırırım yani. Bekleyin geliyor hocam. Buyurun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Burada 20 dakika, 15-20 dakika kendi nezdimizde futbol konuşmaya çalıştık. Like atıp yorum yaparsanız bizi mutlu edersiniz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi kalın.